Şimdi ben hukuken haklandığıma göre emniyete gidip bir işlem yapmama gerek var mı? Ben onu hallederim, sen merak etme. Ama belki bu adamla ilgili bir tanıklığına başvurabilirler ama haberin olsun. Ya aklım almıyor. Baha'nın burada bir tane düşmanı yoktu. Kim, niye öldürmek istesin bu adamı? Gerçekten anlayamıyorum bir türlü. Ayşe, benim bu adamın gerçek katil olup olmadığına dair şüphelerim var. Belki de gerçek azmettiren ya da fail dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyor şu anda. Telefonumu aldığımda tek bir mesaj yoktu. Hepsini silmişlerdi. Benim Baha'ya gönderdiklerimi, Baha'nın bana yolladığı ses kayıtları hepsi silinmişti. Bundan sonra başıma bela açmazlar umarım. Merak etme. Senin başına bela açılmasın diye ben senin her zaman yanında olacağım. Sen benimle olsan da olmasan da. Ama neyse. Hadi biraz güzel şeylerden konuşalım ya. Şiştim. Alo sevgilim. Hande? Çok özledim. Hande şu an müsait değilim. Ama dünle görüşme sözünü tutmadın. Bak şimdi ne yapıyorsun? Bize geliyorsun, alıyorsun beni. Çiftliğe gidip at biniyoruz. Hande şu an gerçekten müsait değilim. Ben seni sonra arasam olur mu? Dur, söyleyeceklerimi dinlemeden kapatma. Elimde ne var bil bakalım. Nereden bileyim anne? Senin bebeklik tulumların. Çok güzel kokuyorlar hala. Hani Azade anne vermişti ya denize giydirelim diye. Hande ne diyorsun Allah aşkına? Ne tulumu, ne denizi, ne bebeği? Ya Ferit sanki sen kafanı vurdun ha. Deniz hani bizim bebeğimiz. Kız olsa da erkek olsa da Deniz koyacaktık ya ismini. Hatırlamıyor musun? Bak ben ne karar verdim biliyor musun? Evlenir evlenmez çocuk sahibi olmak istiyorum. Dünya turu planımıza Deniz'i de dahil ediyoruz. Bunu sana yüz yüze söyleyecektim ama yüzünü gören cennetlik. Ayşe, kusura bakma. Kusuru yok. Ayrılıyoruz biz. Hatta ayrıldık. O yüzden birbirimize hesap sorma gibi bir hakkımız yok. Tamam ama yani böyle arkana bakmadan çekip gidecek misin? Anladım. Cevap vermediğine göre gideceksin. Yolcu yolunda gerek. Peki. Bu ayrılığı da kutlamak istersin sen şimdi. Hani şu harika piknik fikrin gibi. Davullarla zurnalarla getirdin sen beni buraya. Belki yine öyle yaparsın. Davulla zurnayla gönderirsin beni. Ben değişeyim ya. Tamam o zaman. Görüşürüz. Thank you.
de razıydın değil mi boşanmaya? Çoktan işlemi koymuşsun bile. Hazırdın demek ki gitmeye. Annem burada mıydın ya? Ben de her yerde seni arıyorum ha. Hayırdır, ne oldu? Şu otelin şey finans raporuyla ilgili revize geldi, bir bakar mısın diyecektim. Bırak, sonra bakarım. Ben sana üzerine vazife olmayan işlerin peşine düşme demedim mi sana? Ne yapmışım ben gene ya? Kimin tavuğuna kış demişim? Bin kere söyledim. Kaç kere tembihledim seni? Ha? Ne oldu anne, anlamıyorum ki, konu ne? Konu kardeşin. Yardım et kardeşine diyorum. O kıza gitmesine engel ol diyorum. Sen kardeşinin oraya gitmesine izin veriyorsun. Ya bak canım annem, sanki Ferit'i tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ya ben izin vermesem bir yolunu bulur yine giderdi. Bilmiyor musun Ferit? Teselli bile etmişsindir kardeşine. O kız sana mutlaka döner demişsindir. Hatta sen annemi boş ver, aldırma bile demişsindir. He anne dedim. Dedim. Üzme kendini oğlum dedim. Aşk bu dedim. Birbirinizi deli gibi seviyorsunuz dedim. Onun dışındaki her şey vız gelir tırıs gider dedim. Oldu mu? Kes Sinan, kes. Ferit kendisini bu kadar yaralayan, üzen o kızdan kurtulacak. Boşuna ümit verme kardeşine. Ferit yaptığı yanlıştan dönecek ve Hande ile evlenecek. Bu kadar. Tabii. Tabii öyle olur. Ferit'e laf geçiremiyorsun. Sinan'ı eziyorsun değil mi anne? Söyle anne Ferit'e. Git de. Ha? Hande ile evleneceksin de. Git söylesene. Yok ama değil mi? Senin anneliğin bize bu Sinan'a söküyor. Bravo anne. Baktım dosyasına, baktım Caner, sağ ol. Halil komiserin haberi var diyorsun yani. Tamam, ben geldim, emniyetteyim zaten. Eyvallah kardeşim, sağ ol, görüşürüz. Komiserim, görüşmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Uzun sürmez, merak etmeyin. Kalp Yarası ATV'de.